Welcome to my channel kanalıma hoş geldiniz sevgili altılar. Bugün sizlerle ikinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmasını birlikte yapacağız. Ve tamamen özgün sorulardan hazırlanmış farklı soru tarzlarıyla sizlerin sınava en iyi şekilde hazırlanmanıza yardımcı olmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Evet ilk soru kökümüz şu şekilde write the words under the pictures. Yani resimlerin altına kelimeleri yazmamız isteniyor arkadaşlar. the tap burada musluk anlamında recycle geri dönüşüm ve geri dönüştürmek unplug fişi çekmek, pick up almak ve throw rubbish around etrafa ya da çevreye çöp atmak dedikten sonra ilk görselimize bakıyoruz sevgili altılar. Burada bir geri dönüşüm kutusu ve işareti var. O zaman recycle. Evet ilk, ilk görselimiz recycle. Yani geri dönüşüm veya geri dönüştürmek. Bir musluğumuz var ikinci görselde. Anlam olarak the tap diyoruz. The tap musluk. Ve üçüncü görsel fişi prizden çekiyor. Burada unplug. Plug da fişi takmak arkadaşlar. Plug. Fişi takmak. Ve etrafa çöp atan bir çocuk var. Üzgün bir kutu var gördüğümüz gibi. Burada arkadaşlar yani çevrenin üzüldüğüne veya çevreye zarar verdiğimize atıfta bulunuyor. Yani burada arkadaşlar throw rubbish around. Throw rubbish around ve devamında ve son görselimizde sevgili altılar burada görüyorsunuz çöpleri toplayan bir gör, kız görseli var. Yani pick up. Çöpleri pick up'tı, trash, pick up'tı garbage Yani çöp toplamak diyoruz ve bu şekilde çözdükten sonra diğer soru tipine geçiyoruz arkadaşlar. Burada da fill in the blanks with should or shouldn't. Yani boşlukları should ve shouldn't ile doldurun diyor arkadaşlar. Örnek cümlelerimiz var. İlk cümlemiz şu şekilde. We blank recycle our trash. Yani çöplerimizi geri dönüştürmeliyiz. Anlamında should ile yapıyoruz. Should'u tavsiye ifadelerinde kullanıyoruz değil mi? Tavsiye. Yani giving advice diyoruz. Should'dan sonra fiilin birinci hali gelir. Bunu unutmayın. Yani yalın hali. Ve Olumsuzu da shouldn't arkadaşlar. Shouldn't'dan sonra fiilin yine yalın hali kullanılır. Ee, böyle ve tüm özneler için should ve shouldn't şeklinde diyoruz. Ve ikinci ifade şu şekilde we blank leave the tap on. Yani musluğu açık bırakmamalıyız değil mi? O zaman shouldn't ile tamamlayacağız. Ve diğer ifademiz biz diyor we blank go to bed early. Evet yatağa erken gitmeliyiz. O zaman should'lu ifade ile yaparız. Ve we blank save energy. Enerjiyi tasarruf etmeliyiz. Bakın should save. Save de arkadaşlar birden fazla anlamı olan bir kelime. Korumak, kurtarmak, tasarruf etmek, kaydetmek. Ama burada save energy, enerji tasarruf etmek, israf etmek de waste. Bunlar zıt anlamlı. Bu iki fiili unutmayın sevgili altılar. Evet devamında ise We blank eat junk food. Evet abur cubur yememeliyiz değil mi? Abur cubur yememeliyiz anlamında we shouldn't ile yaptık. Ve devamında ise e, öznelerimiz yan tarafta you ile başlıyor. You blank turn off the lights when you don't use. Evet siz diyor kullanmadığınızda ışıkları kapatmalısınız. Evet bu da e, sizin yaptığınız bir e, şeydir. Öyle tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet, you blank cut down trees. Ağaçları kesmemelisin veya kesmemelisiniz. burada shouldn't ile yapalım. Ve devamında you blank pollute rivers. Nehirleri kirlet memelisiniz. Bakın, pollute burada kirletmek. Pollution da kirlilik arkadaşlar. Pollution kirlilik isim hali. O zaman burada shouldn't. Ve devamında you blank destroy the forest. Destroy tahrip etmek, yok etmek. Yani ne diyoruz arkadaşlar? Ormanları tahrip etmemelisiniz. You shouldn't ve son olarak you blank the reduce reduce the use of electricity. Yani elektrik kullanımını azaltmalısınız. Burada should ile verir. Sizler e, bu you veya we yerine people ile de karşılaşabilirsiniz. People dediğinde de insanlar ve devamında örneğin people e, should save energy. İnsanlar e, enerji tasarruf etmeli şeklinde cümlelerde görebilirsiniz. Diğer soru tarzında da yine görsellerimiz var sevgili altılar. Burada da write the phrases under the pictures. Resimlerin altına sözcükleri yazınız diyor. Don't cut down trees. Ağaçları kesmeyin diyor. E, turn off the taps. Muslukları kapatın. Swimming not allowed. Yani yüzmeye izin verilmez. Don't harm animals. Hayvanlara zarar vermeyin ve son olarak keep off the grass. Yani Keep, of the, keep off the the grass yani çimlere basmayın diyor. İlk görselimiz bakın kesilmiş bir ağaç var burada don't don't cut down cut down trees yani ağaçları kesmeyin diyoruz. Devamındaki görsel bir avcı var hunter değil mi hunter ve burada bir hayvanı avlıyor ve yasak işareti var. Devamında bununla ilgili arkadaşlar ne diyebiliriz? Don't harm animals. Don't harm animals. Yani hayvanlara zarar vermeyin. Devamındaki ifade ise bakın yüzmenin yapılmadığı, yapılmaması gereken yer. Burada ne olabilir? Bir baraj olabilir, dem e, ya da e, yani halka kapalı bir yer olabilir veya tehlikeli bir yer olabilir değil mi? O zaman swimming not allowed. Swimming, swimming not allowed. Yani yüzmeye izin verilmez. Bunu başka ne türlü verebilir arkadaşlar? Don't swim here. Don't swim here. Yani burada yüzmeyin anlamında söyleyebilir. Devamında ise bakın sevgili altılar bir e, yine musluk işareti var. Yapılmaması gereken bir e, şeyi belirtiyor. Burada da e, turn off the taps. Yani muslukları kapatın. Turn off the taps. Ve son olarak çimlerin üzerine basmayın anlamında bir işaretimiz var ve keep off, keep off the grass, yani çimlere basmayın diyor. Bakın bu etkinlikte kısaca şunu gördük, yapılması gereken şeyler, örneğin open the door, kapıyı açın şeklinde emir cümlesiyle belirtiyoruz. Yapılmaması gereken şeylerde burada don't ifadesi. İşte don't, don't make noise. Direkt lesson. İşte derste e, gürültü yapmayın gibi bu şekilde don'tla ifade ederiz. Ve diğer soru kalıbımız da şöyle sevgili altılar. Circle the correct one by looking time expressions. Yani zaman ifadelerine bakarak doğru olanı daire içerisinde alınız diyor. E, burada iki türlü e, genelde zaman ifadesi verilmiş. Hemen bu kısaca bahsedeyim size bunu. E, bununla ilgili simple past tense yani geçmiş zamanda arkadaşlar simple past tense geçmiş zaman deyince öncelikle yesterday dün, ago önce ve last geçen gibi zaman ifadeleri arayacağız. Türkçede karşılığı dı, di olan bir zaman. Düzenli fiillerin sonuna id gelir. Yani örneğin listen, listen it şeklinde olur. Özneden sonra fiilimiz kullandığında düzensizse de örneğin go went olur. E, düzensizlerin bir kuralı yok demiştik. Bu şekilde bir kullanımı var. Yalnız durum cümlelerinde biz was ya da were'ı kullanıyoruz. Ee, tekiller için, tekil öznelerimiz için ay, he, she, it için vazı çoğul özneler için e, were'ı kullanıyoruz. You hem ve siz anlamında olduğu için bunu daha önce söylemiştik. Were ile kullanırız. Sen olsa e, yani you öznesi seni ifade etse de were ile kullanılır. Bunu unutmayın arkadaşlar. E, şimdiki zamanda simple present tense İngilizce karşılığı yani Türkçedeki karşılığı iyor şeklinde ink takısı bunu veriyor arkadaşlar now örneğin aklınızda bulunsun. Şimdi şu anda demek ya da at the moment. At the moment şu anda yani tam şu anda ifadesi. I am, he, she, it is alır. E, çoğullarda aralır. We, you, they de aralır ve fiil ing şeklinde kullanılır. Dedikten sonra ilk ifademizde bakın zaman ifadesine önce bakıyoruz. Burada last week var yani geçen hafta. Ne yapmış o geçen hafta arkadaşlar? ziyaret etti diyor. She visited. Evet, buraya bir tane nesne yazalım. Her grandma, yani büyük annesini ziyaret etti deriz. Ve devamında ise ikinci cümlede arkadaşlar. The number of cars increased or is increasing day by day. Günden güne, bakın günden güne artıyormuş. O zaman is increasing ifadesi kullanılır. Arabaların sayısı günden güne artıyor diyor. Devamında ise The weather was or is stormy two weeks ago. Evet, hava iki hafta önce, bakın geçmiş zaman ifadesi iki hafta önce fırtınalıydı. O zaman vazı kullanıyoruz. Devamında yine Selen e, walked or is walking in the forest yesterday morning. Dün sabah diyor, bakın geçmişle ilgili ifadeyi kullanıyor ve ormandan yürüdü anlamında walked şeklinde söylüyoruz. Ve son olarak sevgili altılar I read am reading interesting, interesting book now. Şu anda bakın now. Now ifadesi şimdiki zaman dedik. E, o ben şu anda e, ilginç bir kitap okuyorum anlamında am reading ifadesi kullanılır sevgili altılar. Evet farklı sorulardan hazırlanmış özgün sorulara devam ediyoruz arkadaşlar. Match the questions with answers. Yani sorularla cevapları eşleştiriniz diyor. Diğer soru ifademizde veya soru kökümüzde. What did you do in the library yesterday? Sen dün kütüphanede ne yaptın? diyor. Bakın geçmiş zamanlı bir düz cümle ifadesi. Arayacağız. I read important books. Yani önemli kitaplar okudum diyecek arkadaşlar. Burada A ifadesi 2 ile eşleşir. Devamında where is the boy? Çocuk nerede? diyor. Bakın bir yer ifadesiyle e, soru soruyor. He is behind the bed. O yatağın arkasında. Evet B4 ile eşleşir. Bakın. Burada öznelerimize dikkat edin. Ee, öznelerimiz neyse onu ipucu olarak cevapta arıyoruz. Is your city is clean? Evet. Is your city Evet burada ikinci iz fazla olmuş arkadaşlar. Is your city clean? Yani senin şehrin temiz mi diyor? Yes it is anlamında 3 ile devam ediyor. Ve devamında what kind of books do you like reading? Ne tür kitaplar okumayı seversin diyor. I like reading novels. Evet ben romanlar okumayı severim anlamında. Birinci ifade ve son olarak are you a bookworm? Yani sen bir kitap kurdu musun? Yes I am diyor. Burada da 5 ile cevap veriyor. Bu da bizim bu e, soru e, sınav hazırlığımızda size sorumuz olsun arkadaşlar. Ben de size sormuş olayım. Are you a, a bookworm? Siz bir kitap kurdu musunuz? Veya sen bir kitap kurdu musun? E, bunun için yes ya da no'lu cevapları yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Are you a bookworm? Sen bir kitap kurdu musun? diyoruz. Yes I am ya da no I am not ile cevabınızı bekliyorum. Sizlere çoktan seçmeli sorular da hazırladık. Choose the best option below. En iyi şıkkı aşağıda seçiniz diyor. Canan was very tired yesterday. Canan dün yorgundu. Bakın dün diyor. Geçmiş zamanlı ifade devamında she. Burada she Canan'a vurgu yapıyor arkadaşlar. Canan olduğunu belirtiyor. She stayed at home. Yorgunsa evde kalır değil mi? She stayed at home o evde kaldı diyor. Devamında ver blank you yesterday. Bakın yine dün diyor sen neredeydin anlamında bir ifade söyleyecek durum cümlesi I was at the cafe ben kafedeydim. Bakın you sen veya siz her zaman çoğu olarak düşüneceksiniz. Yani A doğru cevabımız were. Devamında ise what is your job ya da what do you do diye de sorabilir arkadaşlar. What do you do? Senin mesleğin ne? what Does your father do? İşte babanın mesleğine. What does your mother do? Annenin mesleğine. Bu şekilde soru sorar. Ee, devamında Sinan da I am e, mesleğiyle ilgili. Bakın e, arkitekt yani mimar olduğunu belirtiyor. O zaman en architect değil mi? Evet en architect çünkü sesli harfle başlamış. E, devamında sessiz harf, sesli harfle başlarsa öncesi arkadaşlar en ifadesi olur bir anlamında. Evet e, son iki sorumuz bununla ilgili. Evet dördüncü soru. What is the weather like? Hava nasıl? Evet hava nasıl? Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi görselde it is snowy. Yani hava karlı. E, geçmişle ilgili sorsaydı arkadaşlar what was derdi. What was the weather like? What was the weather like ya da how was the weather? How was the weather şeklinde sorardı. Buna da it isli değil it waslı cevap verirdik. Ve son olarak çoktan seçmeli sorumuzun son sorusu arkadaşlar soru kalıbımızın right uh, in English name of activity below. Aşağıdaki diyor aktivitenin İngilizce ismini yazın. It is water sport değil mi? Bu bir su spor arkadaşlar. Water sport. Dangerous sport. Aynı zamanda tehlikeli bir spor. It is dangerous sport. And uh, challenging. Yani zorlayıcı bir spor. Evet. Zorlayıcı bir spor. Yani tüm oklar raftingi gösteriyor. Değil mi sevgili altılar? It is rafting. Sailing, yelkenli, skiing, karkaya, climbing, tırmanma. Rafting de e, Türkçe'de rafting olarak geçen zorlu bir spor diyoruz. Occupations. Yani mesleklerle ilgili soru şeklimiz de şu şekilde arkadaşlar. Match the occupations with the pictures. Yani resimlerle diyor meslekleri eşleştirin. Occupation yerine jobs. Bu da kullanılabilir. Ya da professions. pro fashions bunu da görebilirsiniz soru köklerinde teacher öğretmen nurse hemşire cook aşçı e, farmer çiftçi fireman e, burada itfaiyeci ve arkitekt, mimar İlk görselimiz tabii ki e, she she is a nurse yani o bir hemşire değil mi arkadaşlar she is a nurse e, what is her job in the second picture evet ikinci resimde onun mesleği ne arkadaşlar what does she do e, she is She is a cook. O bir aşçı. Cook yerine şef ifadesi de kullanılabilir arkadaşlar. Şef. Buna da karşılaşabilirsiniz. What does he do? What does he do? Or what is his job? Evet. Onun mesleği ne? He is a fireman. Fireman. O bir itfaiyeci. What does he do? He is a farmer. Diğer görselimiz arkadaşlar. He is a farmer. O bir çiftçi. Son görselde de e, soru kalıbımız şu olur arkadaşlar. E, what is his job or e, what does he do? Evet. Onun mesleği ne? He is an architect. Arki, Yani o bir mimar diyoruz. Evet. Diğer bir soru kalıbı da şöyle. Write the Turkish and English meanings of the following words. Yani aşağıda kelimelerin anlamlarını Türkçe ve İngilizce olarak yazın diyor. E, bakın newspaper newspaper gazete arkadaşlar. Newspaper means gazete. What does library mean? Evet, kütüphane ne anlama geliyor? It means kütüphane değil mi? Library kütüphane zaten anlam olarak da söyledik. Story, story hikaye arkadaşlar, hikaye. Story means hikaye, evet hikaye. Magazine, magazine dergi. Novel, novel roman. Evet, novel roman diyoruz. Burada Türkçesi verilen ifadelerin İngilizcelerini söyleyelim. Orman means forest forest nehir e, river dağ mountain çadır tent ve ağaç tree bu şekilde de e, bunları böyle yapıyoruz. Umarım e, siz tüm ünitelerin tüm kelimelerine hakimsinizdir arkadaşlar ve son e, soru tarzı e, bu da görsel sorulardan hazırlandı. Bookworm ünitesi yani kitap kurdu ünitesi ile ilgili e, edatlar edatları içeren sorular arkadaşlar. Fill in the blanks with the correct prepositions below. Yani aşağıdaki boşlukları doğru edatlar ile doldurmamız isteniyor. burada edatlara bakacak olursak next to yanında ya da bitişiğinde değil mi? Siz derslerde bitişiğinde diyorsunuz. Devamında ise behind arkasında bir diğer edatımız near yakınında between arasında under altında over üzerinde bakın temas yoksa over, temas varsa on üstünde in içinde veya içerisinde in front of önünde ve devamında e, görsellerimiz ile yazacağız. Bir de arkadaşlar above. Above üzerinde bakın üzerinde e, bu da over yerine kullanabilir. Kullanılabilir. Below da altında farklı olarak bunları da öğrenmiş olabilirsiniz. Evet. Üstünde diyelim. Üzerinde. Veya yukarıda. Yukarıda diyelim. Yukarıda. E, below da aşağıda. Aşağıda. Daha e, gerçek anlamlarıyla e, belirtmiş olalım arkadaşlar. Burada the cat blank the dog and the tiger. Yani kedi e, kaplan ve köpeğin arasında değil mi? Belki en olmaması gereken yerde arkadaşlar kedi tercih yapmakta zorlanacak hangisi ne daha yakın olayım diye diğer görselimizde the child is et be, be, behind arkadaşlar behind yani çocuk e, sandalyenin arkasında devamında ise the ball is gördüğümüz gibi altında arkadaşlar masanın the ball is under under the table yani top masanın altında diğer görselimiz e, where is the Where is the cafe? Where is the cafe? The cafe is uh, the cafe is next to. Next to. Yani kafe arkadaşlar e, kafe eczanenin bitişiğinde değil mi? E, kafe ve eczane. Kafeyi gösterelim burada. Belki e, görüntüden tam anlaşılmayabilir. Eczane de burada tam bitişiğinde. E, the cafe is next to the pharmacy. Yani bu şekilde belirtmiş oluyoruz ve Devamında son iki görselimiz arkadaşlar. Son iki görselimiz de şöyle. The laptop is on. Bakın temas var. O yüzden onu kullanıyoruz. On the desk. Yani laptop sıranın üstünde. Ve son olarak the trees are, are behind. Değil arkadaşlar. Burada ağaçlar dağın önünde. In front of. In front of. Yani ağaçlar dağın önünde diyoruz. The trees are in front of the mountain. Evet bu şekilde e, belirttikten sonra çok farklı e, özgün sorulardan hazırlanmış bir sınav hazırlığı e, yaptığımız düşünüyorum arkadaşlar bunların umarım e, bunlar sizlere en iyi şekilde yardımcı olur ve sınavda herkes 100 e, alır e, ayrıca videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum bu tür videoların devamı için e, hepinize sınavda başarılar good luck for your exam take care of yourself see you next videos goodbye